Herkese selam dostlar. Bugün Farming Simulator 22'de görmüş olduğunuz gibi yeni bir haritada ikinci bölümle beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi haritanın başlangıcından başladım. Haritanın ismi şurada yazıyor. Fitch Hall diye bir harita. Artık Türkçesi, İngilizcesini bilmem. Şöyle tekrardan başladık mekana. Umarım sesi falan güzeldi. Zaten bu İlk videoyu izlemeyen arkadaşlar varsa sağ üst kartlarda var. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bunlar benim için çok 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 önemli şeyler. Sağ üst kartlarda da kardeş kanallar var. Ve diğer videoların modlarını, videoları vesaire hepsini ekliyorum. Bilginiz olsun. Oradan kartlardan da erişebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Şimdi saatlerimiz öyle hemen bakalım, saat 7. Akşamları saat 7. Şu anki saatimiz 9.30. Şimdi makinalarımız neler var? Toplamamız var. Ben bir tane balya makinesi gördüm orada. Onu kullanmayacağım tabi. Ulan bunun da mı bura var lan? Ha, bura çıktığım yer aynen. Burayı kullandık. Buraları falan hep kullanacağım. Bu arada makinayı falan sattım, para falan güzel oldu. Şimdi şöyle bir makine aldım. Tamam mı? Şimdi şuraya geçelim abi. Hızlıca şuraya bir atlayayım. Ya şurayı yapmaya çalıştım. Şu ağaçları kesmeye çalıştım ama olmadı. Büyük ihtimal aynen makinayı falan silmişim. Ne yaptıysam olmadı. F11 modunda bildiğiniz üzere eğer bilmeyen arkadaşlarımız varsa mesela şurada nesneyi sil olayı var. Nesneyi sil olayını açtığınız zaman burada del tuşu var. Mesela del tuşuna bastığınız zaman silme tuşuna ürünün yanına, ürün diyorum, sileceğiniz şeyin yanına gidiyorsunuz ve otomatik siliyor. Hatta onun için size bir örnek göstereyim. Mesela burada silecek mi? Heh, mesela şurada sol tarafta sil yazıyor. Mesela ağacı sil diyor. Normal Enter'ın üzerindeki silme tuşu değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Del tuşuna bastığın zaman otomatik siliyor. Yani ben bunu silmeye çalıştığım zaman silerim. Şu an silmeyeceğim ama. Mesela şu tarafa geçtiğim zaman del tuşu, silme tuşu gidiyor. Yani Türkçe çevirileri biraz farklı işliyor bildiğiniz üzere Farmik'te. Bilginiz olsun. Mesela şu diğer ürünler. Ya bunu da yapıyor mu? Burayı yapmıyor mesela. Ama onun haricinde şu evi falan veya şunları kaldırmak istediğinizde kaldırıyor mu? Bunlar da kaldırmıyormuş. Yok. Bu arada bende batma modu vesaire aktifmiş. Traktör o yüzden gitmeyebilir. O yüzden bu traktörü yenileyeceğiz şu anlık. Bekletiyorum traktörü. F11'den bekletelim. Şimdi resneyi sil de kapat abi. Şimdi hızlıca işimize geçelim abi. Hatta bunu alıp gelebilirim ya. Mesela Simbilastik'i de aktif ettim. Ulan. Traktörün kapı kapandı, gitti, kayboldu ha. Ana. Kapı yok abi. İlginç. Sese bakar mısın ya? Efsane ya. Direksiyon onaylı mı? Yok. Sağ tarafında direksiyon var. Direksiyona baktım. Bunu da ilerleyen zamanlarda kuracağım. Yine kamerayı bu tarafa alırım. Sağ tarafa. Kullanırız. Şimdi benim bir tane balya makinem var dedim. Lan bunu da sildim. Hala aktif gözüyor. Neyse, birkaç tane traktör modlarımız var. Onları aktifleştireceğim. Ayarlayacağım vesaire falan filan. Bugün balya işini yapacağız abi. Böyle pulluk aldım. Şu pulluğu kullanacağım. Diğer pulluğu bir tık iptal edeceğim abi. Tekeri falan değişiyor. Oo. 5 mi oluyor? Yo. Ha, şunları eklediği zaman biraz daha uzatmış oluyor. Güzel. 100 beygir istiyor. Böyle bir ton oluyor. Ha, 900 ton. Yani bu şekilde kullanacağım. Belki 4'e geçeriz. Böyle bir tık daha büyük. Yani bunları kullanacağız. Benim kendi döner pulluğu satmayı düşünüyorum zaten. Dediğim gibi birkaç tane traktör falan var. Onları kullanacağım arkadaşlar. Şu an aklımdaki şu. Zaten bunu daha önce kullandım.
Şimdi bunu yine tekrardan kullanacağım. Tekerler. Ha, şuradan ışıklandırma. Balya olayı. Şunu taksam mı diyeceğim ama benim romarka takılır mı? İnanın bilmiyorum. Orayı kapatalım abi. Bu ne? Yes dedi. Ha şu. Şunu uyarı levhası. Uyarı levhası falan filan olsun. Bu ne yapıyor abi? Neyse bu da böyle dursun bakalım. Şimdi tam bir kırmızı yapak da. Teker durumları beyaz olsun abi. Makinamızın şeyi de beyaz olsun. Heh. Yani bu traktörü kullandırmaya değer. Kırmızı güzel. Her zaman kırmızı candır. Bunu satın alacağım. 16,5'a satın aldık. Bendekini de... Ya bende bir sürü şey var. Şuna bak abi. Bir sürü ekipman var ama hiçbirini nereden ne... Hiç bilmiyorum. O yüzden balya makinalarına gir. 46'ya şunu sat. Bu arada güzel paralar çıkarıyoruz ha. Çimme içme makinesi de var. Onu da satalım. Onu da sat abi. Onun yerine çimme içme makinesi alacağım. Hatta onu da sizlere göstereyim ufaktan. Oradan da işimize başlayalım artık abi. Bir sürü uğraştık. Şunu kullanacağız arkadaşlar. O da çok güzel bir mod. Bunu ilerleyen zamanlarda şey yapacağım. Motorunu güçlendireceğim. Erdal amca gelir. Belki bu haritada da başlayabiliriz olmalı. Onda harita yok. O, yanlış gidiyoruz abi. Olay kota işi arkadaşlar. Erdal'ın kota olayları yok. O yüzden kota olayı olduğu için biraz sıkıntı. Traktörün sesini bir tık açacağım abi. Dur, araç sesi. Heh. Benim sesimle kesişmiyordur diye düşünüyorum. Umarım öyledir. Çünkü videoları edit yapmıyorum. Direkt atıyorum. O yüzden bazen editlemek istiyorum aslında da. Biraz uzun sürüyor, uğraştırıyor. O yüzden sıkıntılı ya. Ama sıkıntı olan yerlerde de tabii edit yapıyorum. Video izliyorum, bakıyorum bir sıkıntı var mı yok mu. Sıkıntı olan yerlerinde tabi her zaman edit şart. Çünkü kötü video eklediğim zaman olmuyor, izlenmiyor. Kanalımız 190 oldu. Yani 600'e doğru gidiyordu. İnşallah güzel şeyler olacak. Güzel şeyler de yapmaya başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Bakalım. Ya hedefimiz aslında 1000, 2022'de 1000'di. 2023'te 2000 diye düşünüyorum. Çünkü iki katını istiyorum. Yani artık olması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar yani. Ben bu arada doğru mu biliyorum, yanlış mı biliyorum? Şuradan şöyle bir bakacağım abi. Ben neredeyim? Şuradayım. Nalda'yı bir tık geçmişim. Deferanmamızı açalım. Bir de bu mağda neredeki lan? Mağaza burada gözüküyor ama. Şöyle gideceğiz abi, yanlış gitmişiz ya. Benim bu arada aldığım traktör de oradaymış ya. Boşu boşuna uğraşıyordum. Oradan köprüden yukarı çıktığımız zaman soldan devam etmemiz gerekiyormuş. Biz ters de devam etmişiz. Evet dostlar, mekana geldik. Buradan hemen hızlıca bir işimizi halledelim de. Traktör olarak bunu aldım. Zaten romorku almıştım. Yani. Güller her zaman candır. Zaten bu oyunun kendisinde olandı. Bu 110 beygir falan da herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. 61.05. Şöyle hemen bir bakalım abi. Modlarımız da vardı. Arkadaş var ya, bir sürü mod oldu. Erdal amca bu modları görürse kafayı yer herhalde. Yani 100 beygir motor değiştirmiyor herhalde. Aynen.
100 beygirlik bir traktörümüz. Romorkumuz bu şekilde. Şimdi bunu aldık. Bunun yanına bir tane ben dolül alacağım. Ben bunu işçiye verip yollasam gider mi acaba? 9 merak ediyorum ama. Hey yavrum benim. Kapıları falan da açtık. Bunu aç abi. Buna değil de şuna basayım ben. Şu manuel hata da bir an önce taksak güzel olur ha. Olmuyor yani. Şuradan indik. Bunu ben bir açayım bakayım. Kapat abi. Ulan ben bunu az önce kapattım. Tamam. Şimdi şuradan şöyle geldiği zaman. Yani bendeki romark onu tutar mı? Vallahi merak ediyorum da. Üf. Yani ses bu abi. Para gazı vermesi de yok mu? Şimdi lan şu kafayı yedi ya. Ay nasıl kapıyor? Şuradan şöyle alalım abi. Lan! Allah kahretsin. Makinayı kapatmamışız ya. Bu beni sıkıntıya sokacak. Allah'ım ya. Ben makineyi açık zannediyorum, bir baktım kapatmamış mıydı makineyi? Aman abi, aman abi. İkinci vakayı yaşamak istemiyorum. Niye böyle deviyormuş gibi duruyor ya? Allah Allah. Buna takılmıyor herhalde arkadaşlar. Takmaz bunu ya. Bende o tane romak vardı. Ben onu satmadıysam var ya. Aa taktı lan. Bu bunu açsın. Bu buna atarım işte. Bu da var ha. Yani şuradan vermiş olsa deneriz abi. Sıkıntı yok. Bizim küçük oğlanı şurada bırakalım bir. Önce şunu bırak abi. Bu abimiz hatta şöyle dursun da manyağın biri gelip vurmasın. Canavar çeker her türlü bunu. Sese baksana abi ya. Şahane bir traktörmüş arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim yani. Ben bununla direksiyonu falan yüklersem alakalı efsane olur bununla. Açalım bakayım makinayı. Beni sıkıntıya yaradı. Bana sıkıntı yaratıyor sanki ama.
sıkıntı yaratıyor abi bana bu. Ayakta duruyor biraz. Aynen. Hızlıca şey yapacağım. Az önce oyun bir kayıt aldı. Şunu hemen hızlıca boşaltalım abi. Ondan sonra bu canavar ya, bunun sesi falan. Bunun arkası önü nerede lan? Onu da boşaltmıştım. Aslında yanında gelmesi için falan güzel şeyler yaparız aslında da. Ya baksana ya, John Deere dev abi. Buna her türlü atarız herhalde diye düşünüyorum. Hava sesine bak. Şimdi geri geri her türlü geliriz. Şimdi bir tık edeceğiz ama sıkıntı yok. Oraya da takmak ya. Malı dolmuş kaç para? Ama bunların gerçekten sesi güzelmiş. Oha ya. Yok abi yok. Onu yapacak bir şey yok. Ona bir ayar çekeceğiz ama ne yapabilirim, ne yapabilirim. Şimdi benim şu aldığım romorkta bir olay daha var. Ama romork nerede lan bu arada? Heh. Şimdi böyle balya taşıma var, şu şekilde var. Şu şekilde olsa. Yani. Ama benimki için ön taraf önemli abi. Romorklardan en küçük romorklarda. Şunlar olsa diyeceğim ama. Onu bu seferlik böyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Romorkumuz yok, yapacak bir şey yok. Çalışması falan güzel. Yani traktörün sesi yeterli ya. Bunun çalışma hızını falan bir tık yükseltmemiz lazım. Makineden dolayı mı, yaptığı işten dolayı mı bilmiyorum ama buraları hep çok kötü aldık ya. Makinenin girmediği yerlerde burayı bayağı bir kötü almıştım. Bunun hızlı limiti var. Bunda şey aldığımız için, batma modu falan olduğu için, çamur modu, batma modu, bütün modlar aktif burada. Tepelanmasını şey yapıyorlar, FPS düşürmesi. Bildiğiniz üzere ışıklar oyunda FPS düşürüyor arkadaşlar. Oynayan arkadaşlarınız varsa bilgisi olsun, eğer bilmeyenleriniz varsa. Burayı da şöyle alalım abi. Bir de bunları toplaması var. Allah'tan küçük balya da
yani toplamadan kurtulalım derken. Ona var yatıyor. Bakın bir ayıp yokmuş. Balyalar çabuk doluyor. Güzel balya çıkıyor ya. Artık buranın toplamasını ikinci bölümde falan çekerim. Bununla bayağı güzel bir taşıma yapılır ya. Bunun motor gücünü ben değiştireyim. Değiştirirken bunu da değiştiririz. Beğen canavar ya. Toprak olayı falan gerçekten muhteşem. Sağ tarafta toprak atlıyor. Balya çalışması falan çok efsane ya. Ya şu ceylan olayını bir hayvan olaylarını bir kaldırmalar lazım artık. Çok sıktı ya, mesela içimden geçiyor. Daha öncesinde bunlar duruyordu bildiğim kadarıyla. Mesela bu kadar sık içerisinden falan geçmiyordu. Yani hayvan olayı bir tık saçmaladı diyebilirim ya arkadaşlar. Buna bak. İçerisinden geçiyor. John Deere satmayı düşünmüyorum. John Deere'nin sesi falan gerçekten güzel. Orijinal zaten. Buna benzer bir mod daha var. Olmadı. Onu kullanırız. Şimdi balya. Ulan bende şurada ayna var diyecek. Çanta varmış. Valya bize bir sene yeter herhalde. Bildiğiniz üzere para hilesi vesaire hiçbir şey yapmayacağım. Direkt sıfırdan başladım. Elimizdeki makinaları zaten orijinal kendi geliyor. Bilginiz olsun. Hani ayarlayıp da oynamış diyen arkadaşlarım falan filan diyebilir. Birebir sıfır. Başlangıçta Fendt veriyor. Bir tane de John Deere veriyor. Yani onları kullanıyorsunuz. Ben dedim küçük ekipmanlar kullanacağım için ben dedim hiç gerek yok, onları kullanmayacağım. Benim bu makineyi kullandığımda makine biraz daha sağa gidiyordu sanki ya. Bu tamam. Allah Allah. Balya türünü değiştirdim. Ha. 90, 91, 93. 90 santim iyi ya. Bu arada videomuzda güzel güzel akıyor. Bu arada arkadaşlar neler yapıyorsun, neler ediyorsun, 2023 nasıl geçti? İlk yıllarını, ilk günlerini falan bir anlatın, yorumlarda belirtin. Bol bol yorum yazın. Şimdi palyaya edeceğiz ama. Orayı alalım abi. Yani dediğim gibi 2023'ün ilk videosunu çektik. Arkasından ayın 3'ü bugün. Büyük ihtimal bunu 5'ine yayınlarım. Yarın ETS'e gelecek. Yarın dedim yani bugün günlerden salı günü, çarşamba günü ETS, perşembe günü farming. Yani bu.
Böyle gidiyoruz bakalım. Buraları bir bitireyim ben. Oradan sonra ikinci şeylerine, son bitiş şeylerine vedalarımızı yapabiliriz. Fazla uzatmak istemiyorum aslında. Yani sorunu falan göstereyim mi göstermeyeyim. Hatta aslında videoyu burada bitirebiliriz aslında arkadaşlar. Hani çok fazla göstermemize gerek yok. Ben bunu zaten bu şekilde devam ettireceğim. O şekilde balyalarımızı falan halledeceğiz. Balyalar bittikten sonra zaten toplama ikinci video yaparım. Bu ikinci videomuz. Üçüncü bölüm olarak eklerim. Hayırlısı bakalım. Kendinize iyi bakın o zaman. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.